Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, hükümet ile sendikalar anlaştı. İşte memur ve memur emeklisinin alacağı zam. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Tarafların anlaşma sağladığı görüşmeler neticesinde memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk 6 ayı %5, ikinci 6 ayı %7, 2023'ün ilk 6 ayı %8, İkinci 6 ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu pazarlık yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunları belli bir ölçüde büyük bir uzlaşma ile bir araya geldik. Bazı konular tamamlanamadı. Bazı imzalamaya açılacak hizmet kolu eksenlerinde tamamlanmamış hususlar var. Onlar da bu akşama kadar tamamlanır. Biz Sayın Genel Başkan'la genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşma zeminini şimdiden tüm memurlara ve Türkiye'mize hayırlı olmasını dileyerek söze başlamak istiyorum, dedi. Zam oranını açıklayan Bakan Bilgin şunları söyledi. İlk teklifte %5 artı enflasyon ve sonra %6 artı enflasyon farkı, 2023 için %6 artı 6 önermelerimiz olmuştu. İkinci teklifi açıklıyorum. 2022'de ilk yarısında %5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkı. %12'lik artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Enflasyon beklentimizin de %9 olduğunu belirtmek isterim. IMF'nin de beklentisi bu yönde. 2023 için verilmemiş bir oranda %8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci kısmı için ise %6'lık bir zam önerilmektedir. %14'lük bir zam önerildiğini söylemek isterim. Toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi %1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır. 3600 ek gösterge meselesinde anlaştık. Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor. Sözleşmeli çalışanlar için 3 artı 1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim. Memur Sen ve Kamu Sen'in talebi neydi? Memur konfederasyonları Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen ortak tekliflerini geçtiğimiz günlerde hükümete sunmuştu. Teklifte, taban aylığı 600 lira seyyanen zam, 2022'de %21, 2023'te %17, her yıl %3 olmak üzere 2 yılda toplam %6 refah payı artışı istenmişti. Hükümetin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi, 2022 yılının ilk 6 ayı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 artı enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı %6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise %6 artı enflasyon farkı şeklinde olmuştu. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.